Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ismi. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın isminin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismine, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın babasının adının da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının adına uygun olacağı belirtilmiştir. Ebu Davud'la Tirmizi'nin İbn Mesud radıyallahu anh'tan naklettiklerine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir zat. Hazreti Mehdi aleyhisselam gelinceye kadar Allah o günü muhakkak uzatır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir zat Hazreti Mehdi aleyhisselam bütün Araplar üzerinde hakimiyet kuruncaya kadar dünya yok olup gitmez. Görüldüğü gibi hadislerde özellikle dikkat çekilen bu isimlerin birbirlerine uygun düşecek olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam için adı adıma uygun düşer demektedir. Aynısıdır dememektedir. Aynı şekilde babasının adı da benim babamın adına uygun düşer demektedir. Burada bir işaret, bir sır vardır. Ahmet Muhammed Mehdi ismi Allah'ın ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi aleyhisselama verdiği isimdir. Yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın ismi doğumundan Ahmet Muhammed Mehdi olmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soy ismi Adnan'dır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeceresi 21. kuşaktan dedesi olan Adnan'la başlamaktadır. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun mensup olduğu kavme de Adnaniler denilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Adnani'dir. Bütün İslami kaynaklarda kesinliği kabul edilen soy şeceresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk bilinen soy ismi Adnan'dır. Bu demek oluyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günümüzde yaşasaydı soyadı Adnan olacaktı. Babasına da soy ismi Adnan olduğu için o şekilde hitap edilecekti. Hadiste geçen adı adıma uygun, babasının adı da babamın adına uygun, denktir sözünde kastedilen gerçek de böylece anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Mehdi'nin isminin Adnan olduğunu anlıyoruz. İnşallah. Çünkü soy ismi. Evet. Yani bir insan mesela en sonunda bilinen kişi kimse onun soyu odur. Evet. Oradan gelir onun soyu. Peygamber Efendimiz'in bilinen, yani şecere olarak evet, bilinen ilk başlangıçtaki dedesinin ismi Adnan'dır. Evet. Dolayısıyla bütün o kavmin hepsi Beni Adnan'dır. Evet. Adnanilerdir. Peygamber evet, Adnanidir. Babasının ismini sorduğumuzda Peygamber Efendimiz'in hitap edildiğinde Muhterem Adnan deriz babasına. Evet. Oğluna Muhterem Adnan deriz. Soyadına hitap ediliyor çünkü biliyorsunuz. Peygamberimize de şimdi olsaydı Muhterem Adnan diyecektik. Evet. Oğluna da aynısı şeyde, evet, babası da olsa aynı şekilde Muhterem Adnan diyecektik. Dolayısıyla diyor ki bak adı adıma uygun, babasının adı da babamın adına uygun. Denktir, aynıdır. Evet hocam. Nasıl olabilir bu? Ancak soy ismiyle. Soy ismiyle olur, evet. İnşallah. Ki soy ismi de asıl hitap ismidir. Bunu Hazreti Ali söylüyor. Evet. Bak, Mehdi olan Mustafa Adnan peygamber diyor peygamberimize evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dolayısıyla Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa tarzındaki izahların doğru olmadığını görüyoruz. Ahir zamanda soyadlarıyla hitap yeni başladı. Yani eskiden değil mi işte falanca oğlu falanca derlerdi. Ama şimdi mesela başbakana Sayın Erdoğan diyoruz. Değil mi? Hanımına Bayan Erdoğan diyoruz. Tabii. Oğluna da yine Erdoğan diyoruz. Mesela başbakan oğlu Sayın Erdoğan.
Bunun olacağını bilmesi de ayrıca peygamberimiz. Yani isimlerin bu şekilde kullanılacağını ahir zamanda bilmesi de bir mucizedir. İnşallah. İnşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adının Adnan olduğunu bildirmektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bizzat yazdığı Kaside-i Ercüze isimli kasidesinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadi olan Mustafa Adnan peygamberi diye hitap etmektedir. Bu da peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin Adnan olduğunun bir başka delilidir. Bundan dolayı iki isim sahibi oldum. Bir de künye ki daha önce hiç duymadım. Ebu Tudab künyesini bana vermişti. Hadi olan Mustafa Adnan peygamberi. Tabii Hazreti Ali'nin o devirde yazdığı, kendi eliyle yazdığı esere bakabilirler. Orada Mustafa Adnan peygamber diyor peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem. Soyadı Adnan'dı peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını gizlemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirdiği özel bir bilgiyle Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını biliyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh ondan Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını kendisine söylemesini istemiştir. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın takdir ettiği vakit gelene kadar Hazreti Mehdi aleyhisselamın adının gizli kalacağını söylemiş ve açıklanmaması için Hazreti Ali'den söz almıştır. Cabir Ebu Cafer'den naklediyor. Ömer iman edenlerin prensine yani Hazreti Ali'ye Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi. Ya İbni Ebu Talip Hazreti Ali, bana Mehdi'yi anlat. Adı nedir? İman edenlerin prensi Hazreti Ali dedi ki, benim sevgili ve yakın dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını kimseye söylememem için benden söz aldı. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın adı Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir.